İnsanlar yaklaşık 250 bin yıldır bu gezegendeler ve bu zamanın çoğunda Afrika'da yaşadılar. Ama sonra yaklaşık 100 bin yıl kadar önce insanlar bir dizi göç halinde Afrika'dan dışarı çıkmaya başladılar ve bu göçler onları sonunda dünyanın farklı yerlerine götürdü. Bu süreçte insanlar daha önce hiç tecrübe etmedikleri çevrelere taşınırken uyum sağlamak adına gereken her türlü stratejiyi belirleyebilmek için kolektif öğrenmeyi kullandılar. Bugün sizinle birlikte taş devrini incelemek istiyorum. Paleolitik dönemde denen bu devri 4 soru üzerinden inceleyeceğiz. İlk olarak insanlar buz çağında nasıl hayatta kaldılar? İkinci olarak bu göçlerin kronolojisi ve coğrafyası hakkında neler biliyoruz? İnsanlar ne zaman Afrika'yı terk ettiler ve nerelere gittiler? Üçüncü olarak size paleolitik yaşam tarzı ile ilgili birkaç örnek vereceğim. Yani insanlar aslında ne şekilde yaşıyorlardı? Ve son olarak paleolitik çağ boyunca insanların çevre üzerinde yarattıkları etkileri değerlendireceğiz. İlk olarak buzul çağı sorusu. Son 2 milyon yıl boyunca dünya her biri 100 bin yıl civarı süren hemen hemen 20 farklı buz çağını yaşadı. Bunların son ikisi paleolitik dönemde insanların Afrika dışına göç etmeye başladığı zamanlarda gerçekleşti. Yeryüzünü büyük buz levhaları kapladı. Buz olmayan yerlerde bile ormanlar kurudu. Her yer sadece donmuş tundra ve kuru çöllerle kaplıydı. Buzul çağında hayatta kalmaya çalıştığınızı hayal edin. Şartlar şu an benim içinde bulunduğumdan çok daha kötü. İnsanların bulduğu en önemli uyum sağlama stratejisi ateşi kontrollü olarak kullanabilmeleriydi. Afrika'daki buluntular insanların Kleisis Nehri ağzındaki yerleşim yerlerinde yaklaşık 130 bin yıl önce ateşi kullanabildiklerini gösteriyor. Zambiya'daki Kalambo şelalelerinde de günümüzden 110 bin ila 60 bin yıl kadar önce ateşin kontrol edildiğine ve bu şekilde hayvan pişirmek ya da alet yapmak için kullanıldığına dair kuvvetli kanıtlar var. Yani ateş önemli bir uyum sağlama aracı. İnsanlar aynı zamanlarda daha iyi dikiş dikerek soğuktan koruyan giyecekler yapmaya ve daha etkileyici bir teknolojiyle daha iyi mızrak uçları ve benzer aletler yapmaya başladı. Ve bundan daha da etkileyici olanı buz devri insanların sanatsal etkinliklerinin başladığı dönem. Mağara duvarlarında sembolik sanat buz devrinde görülmeye başlandı. Ayrıca karmaşık sembolik dilin de bu dönemde zorlu koşullara uyum sağlamak için ortaya çıktığını düşünüyoruz. Kronolojik ve coğrafi olarak baktığımızda insanların Afrika'yı günümüzden 90 bin yıl kadar önce terk etmeye başladıklarına dair kanıtlar var. Günümüzden 60 bin yıl önce ise insanlar Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'da yaşıyorlardı. Bundan 10 bin yıl sonra arkamda gördüğünüze benzer okyanusları aşarak Avustralya'ya geldiler. 35 bin yıl önce insanlar Ukrayna'da yaşıyorlardı. Sonra beklenmedik bir şekilde insanlar 20 bin yıl önceki son buz devrinin en soğuk bölümünde Sibirya'ya geldiler. Aynı insanlar bu mamut avcıları son büyük göçü ise 15 bin yıl önce Bering Boğazı'nı geçip Amerika'ya giderek gerçekleştirdiler. Paleolitik yaşam tarzına geçecek olursak insanlar 10-20 en fazla 30 kişilik küçük gruplar halinde yaşıyorlardı. Yiyecek arayarak hayatlarını sürdürüyorlardı. Yani etraflarından topladıkları meyveleri, kökleri, böcekleri ve ölü hayvanları yiyorlardı. Avlanma bu dönem için biraz tartışmalı bir konu. Bu dönemde insanların avlanması ne kadar gelişmiş olabilir ki? Buna cevap vermek zor. Aslında yaptıkları şey kısmen fırsatçılık gibi görünüyor. Yani zaten avlanmış olan hayvanların artıklarını yiyorlardı ama belli ki bazen bunu bilinçli olarak da yapıyorlardı. Kleisis Nehri ağzındaki yerleşim bize gösteriyor ki 100 bin yıl kadar önce insanlar geyikleri kurdukları tuzaklara doğru sürüklüyorlardı. 3 örnek vereyim. İnuitler buzdan yaptıkları barınaklarında ateşi kullanmayı öğrenmişlerdi. Hayvan kemikleri ve postu kullanarak sağlam kanolar ve ev aletleri yaptılar. On binlerce yıl boyunca bu yaşam tarzını başarılı bir şekilde sürdürdüler. Kuzey Afrika'da yaşayan insanlar son derece sert bir taş buldular. Folsom ve Clovis mızrak uçları bir mızrağa bağlandıklarında son derece kullanışlıydılar ve muhtemelen Kuzey Afrika'daki mamutlarla diğer büyük memelilerin soyunun tükenmesinden bunlar sorumlu. Kalahari Kum kabilesi üyeleri bize insanların bugün bile çöl ikliminde nasıl hayatta kaldıklarına dair fikir veriyorlar. Kadınlar son derece basit kazma sopaları ve çantalarla toplayıcılık yapıyorlardı. Erkekler ise son derece basit yaylarla ve uçları zehirli oklarla avlanıyorlardı. İşte size 3 örnek. Bu küçük gruplar nadiren diğer gruplarla bir araya gelerek hediye, fikir ve hatta bazen de evlenmek için eş alışverişinde bulunuyorlardı. Mesela Avustralya'da bu buluşmalara korobori deniyordu ve bu toplantılarda kolektif öğrenme gerçekleşiyordu. Her ne kadar insanlar
insanlar pek çok yere yayılsa da nüfus hala küçüktü ve yoğunluk henüz artmamıştı. Bu küçük insan grupları içinde kolektif öğrenme de hala son derece yavaştı. Aslında tahminlerimize göre bu uzun paleolitik dönem boyunca bir insan hayatı süresince muhtemelen 500'den daha az insanla karşılaşıyordu. Son soruya gelince, bu küçük insan gruplarının dünyaya etkisi ne oldu? Geleneksel görüşe göre doğayla uyum içinde yaşadılar ama bu görüş değişiyor. Avustralya, Sibirya, Kuzey Amerika'da ateş kullanarak arazi açıldığına dair buluntular var. Mesela aborjinler on binlerce yıl boyunca büyük çalılık arazileri yaktılar. Böylece tüm kıtanın çevresini radikal biçimde değiştirmiş oldular ve sonunda Avustralya'nın büyük kısmını çöle çevirdiler. İnsanın çevreye etkisinin bir başka örneği de büyük hayvanların yok olması. İnsanlar daha önce insanların hiç yaşamadığı yerlere göç ettikçe buradaki büyük hayvanların soyu kısa sürede tükendi. Kuzey Amerika'daki büyük hayvanların %75'inin nesli bugün tükenmiş durumda. Avustralya'da ise bu sayı %85 civarında. Yani paleolitik dönemde, bahsettiğimiz bu inanılmaz göç çağında insanların sıra dışı yaratıcılıklarını ve bunun çevre üzerindeki hem yapıcı hem de yıkıcı etkilerini görebiliyoruz. İnsanlar gezegenin her yerine göç ettiler, ateşi kullandılar, yeni aletler kullandılar ve hiçbir çevresel etkenin onların önüne geçemeyeceğini ispatladılar. Ama iklim ve bu grupların az sayıda insandan oluşması kolektif öğrenmenin hızını yavaşlattı. Son buzul çağının bitmesi ve insan nüfusunun yoğunluk miktarının artması, insanların tarımla gelen bir sonraki karmaşıklık seviyesine geçmesini sağlamış oldu.